Vallahi bravo. Harika olmuş dikaraf. Ya. Ne güzel ya. Aa! Ay koçum meyve suyunu getir. Görmüyor musun kızım? Bardağı bitmiş. Kime diyorum? Bardağı boşalmış. Ya Tuğçe'cim öyle arka arka içmeyeyim ben. Sağ ol. Ay olmaz öyle koç. Ya bugün burada her şeyi yiyip içeceğiz. Bunların hepsi bizim için. Hadi iyi. Ay ilahi Ülke Hoca. Ya niye yanınızda maskenizi getirmediniz? Şuraya bakın koskoca koç bile maskesini takıp gelmiş. Tuğçe evladım. Bu maskeni ben anlayamadım yavrum ya. Aman. Hocam renk olsun şekil olsun diye. Ha? Ama biz bu durumu daha önceden düşünerekten maskeleri depolamıştık. Kızım Tokar nerede bu? Bey. Hemen Hulki Hoca'ya git bir maske getir. Hay küçük hanım. Hayatımın adamı. Yani. Aselim. Mutlu yıllar. Hediyeni vermeden önce öpmen lazım. Hep öyle yapılır. Ceren bir tane basketbol topu almış. Üstüne de bahçede çalış belki öğrenirsin yazmış. Ben. Ay Berna'cığım da Milano'dan çok ünlü bir markanın ayakkabısını getirmiş. Ah Cem de beni kara kalem çizmiş. Bakın. Güzel olmuş ha. Bakın. Tabii. Ama ben bundan çok çok güzelim ama değil mi? Umarım beğenirsin. Ay çok sağ ol, çok teşekkür ederim. Ama 10 sene önce alsan daha hoşuma giderdi. Şaka şaka. Ay canım benim canım. Akşamlar uyurken buna sarılayım diye aldın değil mi? Adını da Selim koyayım böyle sımsıkı sarılayım. Oy seni gidi gidi canım benim. Başka gün nerede? Yok daha gelmedi. Merhaba. Merhaba. İstanbul'u çok bilmediğimiz için ben getirdim. Hanımefendi buyurun buyurun. Biz yanımıza gelin buyurun. Burada sadece gençler yok. Biz de varız ya. Değil mi koç? Şey daha iyisini almak isterdim ama. Ya şunu odama koyun lütfen. Sağ ol. Gel kızım gel. Hemen git. Hoş geldin. Hoş geldin. Aşkım. İşte, herkese gel. Selam. En sevdiğim kızım ya. Maske. Ben de gözüm yolda seni bekliyordum. Tuğçe, bunu sana aldım. Yalnız partiden sonra açarsın. Ben de sana sınavlarda uğur getirsin diye kalem takımı aldım. Ay çok mersi. Alır mısın? Aman efendim. Nasılsın sen? İyiyim. Yani, çok şık olmuş. Sağ ol. Tuğçe. Oy. Eviniz çok güzelmiş. Gezdin mi? Ya lavaboya kadar gittim. Birazcık gördüm. Yani lavabomuz bile bizim ev kadar. Ay yazık. Ya, ay yazık. Hacı. Çok ayıp. Aman. Ay duydun mu Berna? Annenle baban yok mu evladım? Onlar bizi rahat bıraksınlar diye akşam yemeği için Paris'e kadar gittiler. Parti bitmeden önce yetişirlerse gelip sizlere de merhaba derler. Aradan hafta sonu böyle kaçamak yapmak onların da hakkı. Ah Selim, sana 1700 metrekarelik evimizi gezdireyim mi canım? Belki başka zaman Tuğçe. Şu an Ayşegül'le konuşuyorum. Bakın, sırf merakından soruyorum. Benim 1700 metrekarelik evimi gezmekten daha önemli ne yapıyorsunuz? Mesela Tuğçe'cim, beraber gülüp beraber eğlenmek gibi. İnşallah bir gün sen de bunu yaşarsın. Böylece 1700 metrekarelik evinde 100.000 avroluk arabanı da anlatmaktan vazgeçmiş olursun. Yoksa sen senin yok diye beni kıskanıyor musun? Ayşegül şımarık yetişmedi. Aa! Duydunuz değil mi? İşte sınıfta çifte standart, işte torpil. Müdür Dilaver. Gelin, gelin, gelin. Gelin de görün. Melda Hoca herkesin ortasında Ayşegül'ü bana karşı
garip dedi. Bana. Yapmayın yavrum. Bari okulun dışında didişmeyin. Kavga etmeyin ne olursunuz. Zaten benim ne işim var böyle maskeli balolarda yaş günlerinde? Gelmemeliydim. Ya hocam siz hiç iyi görünmüyorsunuz. Neyiniz var? Yok bir şeyim yavrum. İyiyim. Sağ ol hayatım. Al kızım sana Best of Dilaver'i getirdim. Gençliğimizde dans ettiğimiz parçalar. Ah taksiyi diye dinle belki sen de eğlenirsin. Hadi Berna bir bakalım neymiş. Hı-hı. İyi ki maskeyle geldim buraya yoksa gözyaşlarım insanları bedbaht edecekti. Beni hayatından çıkarırsan mahvolurum ben daha biterim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.